Herkese merhaba. Bugün sizlere Türkiye'nin yaş meyve ürünlerindeki rekabet gücünün incelenmesi konulu sunumu yapacağım. Ben Özlem Yıldız. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde doktora araştırma görevlisiyim. Türkiye kaliteli meyve ve sebzelerin yetişebildiği nadir ülkelerden biridir. Birçok meyve türünde dünyada en büyük üretici konumundadır. Yaş meyve tarımsal ihracatın önemli kalemlerinden birisidir. Yaş meyve sebze ihracatında ilk 10 sırada yer alan ülkeler arasında hızlı bir rekabet yaşanmaktadır. Türkiye meyve ve sebze üretiminde küresel bir oyuncu konumundadır. Türkiye'nin üretim yönünden avantajlı olmasına karşın artan pazar imkanlarından yeterince yararlanamadığı ve son yıllarda çeşitli pazar kayıpları yaşadığı görülmektedir. Türkiye'de yaş meyve ve sebze ihracatı artış göstermesine rağmen ihracatın önemli bir kısmının belirli ülkelere yapılması ve bu pazarlara olan bağımlılığı sektörün önündeki önemli risklerden birini oluşturmaktadır. Türkiye'nin çeşitli meyve ürünlerinde artan ihracatı ve ithalatı rekabet gücünün daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Türkiye'nin tarımsal dış ticaretinin geliştirilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve tarımsal faaliyetlerden daha yüksek gelir elde edebilmesi için üretim faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına ihtiyaç duyulan bir alandır. Önemli bir ihracat avantajına sahip olan yaş meyve sektörünün hangi ürünlerde karşılaştırmalı üstünlüğü vardır sorusuna bu çalışmada cevap aranmaktadır. Bu amaca ulaşmak için farklı rekabet endeksleri hesaplanmıştır. Bu rekabet endeksleriyle avantaj ve dezavantajlı ürünler belirlenmiştir. Yaş meyve sektöründe ihracat potansiyeli değerlendirilmiş. Türkiye'nin seçilen meyve ürünlerinde rekabet gücü yüksek olanların mevcut durumunu ortaya koymaya yönelik, rekabet dezavantajı olan ürünlerde de rekabeti artırmaya yönelik önerilerde bulunulmuştur. Çalışma kapsamında 4 temel meyve grubu ele alınmıştır. Bu meyve grupları Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerindendir. Her bir gruptan birer ürün seçilmiştir. Turunçgillerden mandalina, sert çekirdeklilerden şeftali, yumuşak çekirdeklilerden elma, üzümsü meyvelerden ise üzüm çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Bu aşağıda gördüğümüz ülkeler de bu ürünlerde dünya piyasasında önemli ihracatçı ülkelerdir. Rekabet analizini hesaplamak için nispi ihracat avantaj endeksi, nispi dış ticaret üstünlüğü endeksi, açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük endeksi, açıklanmış simetrik karşılaştırmalı üstünlükler endeksi, dış ticaret dengesi endeksi kullanılmıştır. İhracat potansiyelinin ortaya koyulması için de ITC tarafından yayınlanan ihracat potansiyeli haritası kullanılmıştır. Türkiye daha önce de belirttiğim gibi geniş ve verimli topraklarıyla çeşitli yaş meyve ürünlerinin yetişmesi için mükemmel bir ortama sahiptir. Ülkemizdeki yaş meyve ürünleri sektöründe birçok çeşit ve tür bulunmaktadır. Bu da rekabet açısından büyük bir avantajdır. Türkiye yaş meyve ürünleri üretiminde yüksek bir kapasiteye de sahiptir. Bu da ihracat potansiyelini arttıran bir etki yaratmaktadır. Buna bağlı olarak da ele alınan dönemde Türkiye'nin yaş meyve üretim miktarının artış eğiliminde olduğu grafikten de görülmektedir. Çalışma bulgularına geldiğimizde mandalina için hesaplanan rekabet endeksleri güçlü bir karşılaştırmalı avantaja sahip olduğumuzu ortaya koymaktadır. Ele alınan dönem itibariyle endeksler artış göstermektedir. Rakip ülkelerle karşılaştırıldığında Çin ve Güney Afrika'ya göre rekabet gücümüzün daha yüksek olduğu görülmektedir. En yakın rakibimiz bu ürün Güney Afrika'dır.
Şeftali için hesaplanan rekabet endeksleri benzer şekilde güçlü bir karşılaştırmalı avantaja sahip olduğumuzu ortaya koymaktadır. Özellikle 2016 yılından sonra rekabet gücümüz artmıştır. Rakip ülkelerle kıyaslandığında İtalya ve İspanya'ya göre rekabet gücümüzün yüksek olduğu görülmektedir. En yakın rakibimiz Şeftali'de İspanya'dır. Elma için hesaplanan rekabet endeksleri orta derecede karşılaştırmalı avantaj ortaya koymaktadır. Özellikle 2007 yılından sonra artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Elmada en yakın rakibimiz İtalya'dır. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'e göre de oldukça yüksek rekabet gücümüz olduğu söylenebilir. Üzümde durum biraz daha farklı. Hesaplanan rekabet endekslerine göre üzümde orta derecede karşılaştırmalı avantaj ortaya koymaktadır. Ancak 2012 yılından itibaren azalma eğiliminde olduğu da dikkati çekmektedir. Üzümde Şili ve Türkiye en önemli iki rakip ülkedir. Şili ve Türkiye özellikle İtalya ve Amerika'ya karşı oldukça yüksek rekabet gücüne sahiptir. Türkiye'nin ihracat potansiyeli haritasına bakıldığında incelenen meyvelerde ihracat potansiyelinin yeterince değerlendirilmediği görülmektedir. Ele alınan yaş meyvelerde kullanılmamış ihracat potansiyeli %50'den fazladır. Özetle, incelenen ürünlerde Türkiye uzmanlaşmış olduğu için rekabet gücü yüksektir. Buna karşı kullanılmayan önemli miktarda ihracat potansiyelinin de mevcut olduğu göze çarpmaktadır. Türkiye'nin yaş meyve ürünlerinde rekabet gücünü arttırmak için teknolojiye yatırım yaparak inovasyonun teşvik edilmesi, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda farkındalığın artırılması, doğru pazarlama stratejileri ve etkili markalaşma ile ürünlerin rekabet gücünün arttırılması önerilmektedir. Sonuç olarak Türkiye'nin yaş meyve ürünleri sektöründe rekabet gücü yüksektir ve büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli harekete geçirebilmek için teknoloji ve inovasyona yatırım yapmak, pazarlama çabalarını güçlendirmek ve üretim kalitesini iyileştirmek gerekmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.